Başkanı 2015 yılında şantiye yılı ilan ettiniz ve akabinde birçok bölgede, birçok caddede çalışmalarınızı başlattınız ve çalışmalar güzel bir şekilde sona erdi. Bugün de Çakolu Sokak'ta yaya trafiğinin olduğu bir bölgedeyiz. Buradaki çalışmalarla ilgili bilgi verebilir misiniz? Şimdi özellikle biz arkadaşlarımıza hem kolay gelsin demek için buradayız. Bir de çalışmaları yerinde görmek için buraya geldik. Arkadaşlarımız bu Çakoloz Camisi ve etrafındaki tüm sokakları yenileme aşamasındayız. Bu görmüş olduğumuz alanda ilk döşemeleri gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki süreçte de hem Çakoloz'un tüm ara sokaklarını ve bir caddemizi de komple yenileyeceğiz. Güzel taşlardan, kaliteli işçilikle artık halkımızı güzel yollarla buluşturuyoruz. Fatih Caddesi ile başladık. Orayı hızlı bir süreçte tamamladık. Halkımızın kullanımını açtık. Bu arayı da hızlı bir şekilde yaparak kaliteli, güzel, şehrin yeni bir vitrin olacak tarzda esnafımızın ve halkımızın güzel şekilde kullanacağı tarzda planladık ve şimdi gerçekleştiriyoruz. Başkanım, ana caddelerde çalışmalar devam ediyor. Sanıyorum şu anda yakın bir zamanda Zübeyde Hanım Caddesi'nde de bir hummalı bir çalışma olacak. Burayla ilgili neler olacak, ne kadar sürede bitecek bilgi alabiliriz? Şimdi arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyorlar. Büyük ihtimalle gelecek hafta içerisinde Zübeyde Hanım'la çalışmaya başlayacağız. Orada hem kaldırımları yeniliyoruz, hem orta refüjü yeniliyoruz, hem de yolları kaliteli asfalt haline getiriyoruz. Bunun yanında ışıklandırma sistemlerini de yenileyip Uşak'ı her şeyiyle mükemmel bir caddeyle yeniden kavuşturacağız. Burada halkımızdan özellikle bu yaz günlerinde hızlı bir çalışmamız var. Daha önce söylemiştik, 2015 yılı şantiye yılı olacak demiştik. Şimdi şantiyemiz her tarafta var. Halkımızdan ricamız şu, bu çalışmalar hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Az bir müsamahalarını bekliyoruz. Yollar bittiğinde trafik sıkışıklığımız da azalacak ve kaliteli hem yaya trafiği anlamında hem de şehir ulaşımı anlamında güzel yolları halkımızın hizmetine katmış olacağız. Bu mutluluğu da biz şimdiden yaşıyoruz. Halkımızın bu noktada teveccühü de güzel. Yapılan çalışmaları halkımız da hem takdir ediyor hem bize teşekkürlerini bildiriyorlar. Biz destek olan tüm halkımıza teşekkür ederiz.